Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin en güzel, en doğru, en net Fenerbahçe yorumlarının olduğu, Fenerbahçe haberlerinin olduğu, Fenerbahçe duyumlarının olduğu iki adet de yok şurada aşağıda kenarda bir yerde güzelim sponsorlarının olduğu ve 26.600 küsür aboneye sahip olan Kadıköy Sokak kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birçok kişi muhtemelen dün ya da bugün itibariyle abone olmuştur bu kanala. Belki de siz bu videoyu izlediğinizde 26.600 sayısı çıkmış olacak. Çünkü bazı Galatasaraylı arkadaşlarımın da teşekkürlerini almış durumdayım. Bazı Beşiktaşlı, Trabzonsporlu arkadaşlarımın da teşekkürlerini almış durumdayım. Gerek dünkü videolardan ötürü gerekse 16 Ekim'de mesela Galatasaray'dan dev istek, sarı lacivert olalım isteği isimli video, gerek skor tahminleri, gerekse Twitter'daki vesaire yorumlarımdan dolayı, bu tebriklerinizden dolayı da son derece müteşekkirim. Teşekkürlerimi sunuyorum. Hızlı bir şekilde bülteni aktarıyorum arkadaşlar. İlk olarak Mehmet Büyükekşi'den kulüplere var müjdesi diye girişi yapıyorum. Çünkü video asistan hakem uygulaması sistemi konusunda bir toplantı yapılmış. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu toplantı yapılmış ve Riva'daki merkezde yapılan bu toplantıda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi burada birçok açıklamalarda bulunmuş. En iyi uygulandığı liglerden biriyiz falan filan demiş. Her puan kaybı sonrası hayali çizgiler üstünden hakemlerimizi hedef almak yerine sistemin nerede devreye girdiğini, ofsayt çizgisinin nasıl çekildiğini, bir dakikada onlarca kamera görüntüsünün seçimini kamuoyuna anlatmak, destek olmak için yardımlarınızı bekliyoruz diyor. Aslına bakarsanız birilerine taş atıyor. Ve hani göreve geldiğimiz günden beri Türk futbolunun çözümlerine uğraşmaya çalışıyoruz diyor. Hakem hatalarıyla değil performansıyla gündeme gelen bir futbol istiyoruz diyor. Hepimizin hayrına olan şey gelişen futbol ekonomisi. Eğer böyle olursa bir sonraki yayın ihalesinde iki kat alabiliriz diyor. VAR sistemi ziyaret edilebilir. Bugün sizi davet etme amacımız bu protokolü hatırlatmak. İlk olarak Salı günü Süper Lig kulübü başkanları, birinci lig kulüp başkanları ve takım kaptanlarıyla başlıyoruz diyor. Ülkemizde futbol VAR sayesinde şeffaf bir seviyeye geldi. Alt başlığında VAR çizgi filmi dahi hazırladık diyor. Herhalde bazı yöneticilerin kafası çocuk gibi manasında mı demek istiyor? Yani çizgi filmden anlayacağı anlar mı demek istiyor? Bilmiyorum. VAR sistemini çocukların dahi anlayacağı hale getirmek için bir çizgi film dahi hazırladık diyor. Tahmin ettiğim gibi. Şimdi buna sebep olan şey ne? Galatasaray'ın son günlerdeki eski Fenerbahçe vari hareketleri. Açık ve net. Galatasaray'ın bir tek sarıyı lacivert yapma isteği kaldı. Onun dışında hepsi aynı. Harbi harbi hepsi aynı. Bir tek hani sarı lacivert olsun demiyor. Şimdi Fenerbahçe'de de ben başta olmak üzere birçok taraftarın korkusu var. Acaba Ersun Yanal dönemindeki, Vitor Pereira dönemindeki hatalar yapılacak mı diye. Çünkü Fenerbahçe yönetimi, bakın, takım bize kalırsa, bana kalırsa şahane bir top oynuyor. Burada en büyük sıkıntı ne? İşte o sene bu sene biz hissederiz. Yok montlarınızı şimdiden satın alın. Montlarla şampiyonluk falan filan. İlk saçmalık buydu. Çok şükür bu saçmalığa şimdilik girmiyoruz. Çünkü sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Güzel. Aynı şekilde Jorge Jesus konusunda geçtiğimiz günlerde taraftarlar hani tezahüratlarda bulunuyorlar. Acaba diyorlar koreografi yapalım mı falan filan. Sakın ha. Sakın. Sakın. Olur ya, Fenerbahçe inşallah şampiyon olur. Şampiyonluğu garantili. O maçta ne yapıyorsanız yapın. Yani gidin sıraya geçin, elini öpün falan, ne yapıyorsanız yapın. Fark etmez. Ama şimdilik asla. Takım kapalı gişe top oynuyor. Birçok teknik adam değişiyor. Hani en az 2 ay 3 ay takım çok güzel giderken Fenerbahçe bir saçmalık yapıyor. Şampiyonuz, bu sene şampiyonuz, öyleyiz böyleyiz falan filan, erken şampiyonuz diyor. Sonra hop bayır aşağı. Fakat bu sene erken şampiyon ilan edilemiyor. Niye? Çünkü herkes Fenerbahçe'den bir patlak bekliyor. Özellikle Galatasaray'ın yenildiği, Beşiktaş'ın evinde Trabzonspor'la berabere kaldığı, Konyaspor'un evinde yenildiği hafta olan bu Fener kesin puan kaybedecek. Bunların genetiğinde var. Dedikleri hafta Fenerbahçe yürüye yürüye 3-0 maç kazanıyor. Herifler çıldırıyor, sinir köpüğü. Ulan bunlar yürüye yürüye nasıl 3-0 kazanır diyor. Fenerbahçe yöneticileri de bu tecrübelere dikkat etmek zorunda.
Şu Galatasaray'a sosyal medyadan verilen cevaplardan ben rahatsızım açıkçası. Bırakın ne diyorsa desinler ya. Ya bunlar Fenerbahçeleşiyorlar. Siz de bu hataları yaptınız. Sayın Ali Koç ve yönetimi, siz de bu hataları yaptınız. E şimdi Fenerbahçe'de yoğun maç temposu, yüksek tempoda antrenmanlar, haftada 2 maç, 3 maç falan filan. Takım haftada 2 maç, 3 maça öyle bir alıştı, öyle bir rotasyona alıştı ki. Takdire şayan. Taktiksel antrenmanlarımız maç seviyesinde geçiyor. Antrenman öncesinde, sonrasında hani oyuncuların, teknik heyetin o günkü programla ilgili bilgiler alması falan, hepsi efsane. Hepsi efsane. Daha ne olacak ya? Bitti mi şekerim? Hayır. Asıl şimdi başlıyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de durum böyleyken Galatasaray, yani bize dönen takım, net olarak Fenerbahçeleşen takım. Bakın bunu isterseniz yanlış anlayın, isterseniz doğru anlayın. Ama Galatasaray resmen Fenerbahçeleşti. Harbi harbi resmen Fenerbahçeleşti. Ağlama, sızlama, saçma sapan açıklama, konuyu başka tarafa çevirme, kendi leş transferlerini örtbas etme telaşı, hani yok Seyit Onbaşı, yok bilmem ne. Hani adama demiş ya ev sahibi, ya demiş kirayı daha yatırmadınız, ne zaman yatırmayı düşünüyorsunuz? Yazmış, bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar. Evet doğru söylüyorsun yeğenim demiş, bizi bölemeyecekler işte. Aramıza nifak tohumu sokamayacaklar. Doğru söylüyorsun falan filan yazıyor ev sahibi. İşte dış güçler şöyle yapamayacak, böyle yapamayacak. Doğru söylüyorsun. Allah razı olsun. Şöyle olsun, böyle olsun. Bu arada ev sahibim sen ne istiyordun? Yok bir şey diyor. Hayırlı akşamlar, görüşürüz. İş buna döndü. Ya ne alakası var Seyit Onbaşı'nın şunun bunun ya? Bir kere Seyit Onbaşı diye birisi yok. Dünyada öyle birisi yaşamadı. Galatasaray tarihçilerine göre 1959'dan önce yaşayan hiç kimse yaşamış kabul edilmiyor. Seyit Onbaşı ne? Resmi mi? Seyit Onbaşı UEFA turnuvalarına katılmış mı? Katılmamış, demek ki yaşamamış. Hocam sen de iyice saçmaladın. Yok bu kadar değil. İlk onlar başlattı. İlk onlar. Ya bir tane Galatasaray'ın bir yöneticisi var. Yani Allah aşkına Fenerbahçe'ye taş atmaktan o kadar güzel konuyu değiştirdi ki. Fenerbahçe en çok kollanan takımmış. Şimdi elinizde net argüman olur. Arkadaşlar şu forma bilmem kaçıncı yılın forması. Yüzüncü yılın forması bu forma. Nereden anlayacağız hocam? Şurada 1907-2007 yazıyor. Durduk yere yazacak değil. Aa hocam doğrudur. Bak bir argümanın var. Arkadaşlar bu forma orijinaldir. Bakın burada logo kadife desen, işte şurada bilmem neyi var falan filan. Şöyle böyle. Aa tamam hocam. Arkadaşlar bu forma Beşiktaş formasıdır desem. Gülersiniz. Ya saçmalıyorsun, orada Fenerbahçe logosu var. İşte bu forma 100. yıl forması, şöyle böyle dersiniz. Çünkü elde net bir delil var. Elde net delil olmadan Galatasaray yöneticisi salvolar atmış. Fenerbahçe en çok kullanan takımmış. Kabul. 8 senedir 0 kupa alan takım en çok kullanan takımsa vay o ligin haline. En çok kolladıkları takım bile 0 kupa alıyorsa en az kullanan takımlar herhalde 7 lig birden aşağı düşüyor değil mi? Son 8 senede Galatasaray'ın 4 şampiyonluğu var. Mantık, hani kafası hiç çalışmayan bir insan bile şunu söyler. Ulan en çok Fener kullanıyorsa Galatasaray nasıl 4 tane? Galatasaray bunların düşmanı gibi bir şey der. Ah, kendi kendine sağlamayı yaptım. Açık ara en çok fayda sağlayan takım kimse, o adalet istiyor desem. Dersiniz ki hocam argümanın ne? Ya son 8 senede 4 şampiyonluk. Ah olabilir. Bitti mi? Bitmedi. Ya Fenerbahçe 8 yıldır 9 yıldır şampiyon olamıyor. Birkaç şampiyonluğu hakem hatasına kaybetti. Birkaç şampiyonluğu süreci iyi yönetememekten kaybetti. Fenerbahçe ne zaman iyi gitse bir şeylerin yangını çıktı. Hatırlayın en son Galatasaray şampiyon oldu. Elimizde var, kayıtlar var, açıklayacağız diye tehdit edip şampiyon olmamışlar mıydı? Ben öyle hatırlıyorum. Var, kayıtlar var elimizde dediler Galatasaray'ın yöneticisi. Bir tane çıktı, öyle bir düzen var ki dedi, açıklarsam şöyle olur böyle olur dedi. O sezon yine Galatasaray oldu. Yani Fenerbahçe bu sene bu tuzağa düşmemesi lazım. Diyorlar ki Galatasaray resmi hesabı. Resmi hesabı. Bakın Galatasaray'ın resmi hesabı. Fenerbahçe'nin gol beklentisi 11.2 diyor. Bakın. Sosyal medyada şu an alay konusu arkadaşlar. Düşünün, resmi Galatasaray'ın resmi hesabı bile alenen yalan söylüyor. Sayısal verilerde oynama yaparak paylaşıyor. Yahu bu kadar olmaz. Ama ben Erdem Timur muydu? Erdem
Vemur muydu? Erdem Vemur'du herhalde. Neyse ben ona teşekkür ediyorum. Ya Fenerbahçe camiasını müthiş kenetledi ya. Ya dünkü ben kanaldaki videolara bakıyorum. Çatır çatır izlenmiş. Yorumlar artmış. Beğeniler artmış. Millet kanala gelmiş. Fenerbahçeliliği debreşmiş. Ya teşekkür ediyorum. Biz bunu sağlayamıyorduk. Vallahi biz bunu sağlayamıyorduk. Ben ne de forma dağıtayım arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar hediye verelim. Yok. La para vereyim. Yok. Ya imanınıza para göndereyim. Yok. Üyelik hediye edelim. Yok. Hiçbir şey yoktu. Sağ olsun bunu sağladı. Bitti mi bitmedi. Bitti mi bitmedi. Fenerbahçe kullanıyormuş diyor. Şimdi ben Twitter'da bir float yaptım. Bir bilgilendirme bilgisel hazırladım. Tamam mı arkadaşlar? Bu bilgiselde şöyle anlatayım size. Bak şimdi sahadaki hakemlerin hak yemesi ayrı. VAR'dakilerin adalet getirmesi farklı. Yani şu şekilde söyleyeyim. Bir maçı iki hakem yönetiyor. Bir orta hakem, bir VAR hakemi. Diyelim ki 10 maçta X takımı lehine 500 tane olumlu VAR kararı çıktı. Karar gitti VAR'a olumlu. Karar gitti VAR'a olumlu. 500 tane olumlu VAR kararı çıktı. Maç başına 50 tane. Bu ne demek? Mantıklı olarak sahadaki hakem X takımının hakkını yiyor abi. Net olarak hem de alenen diyor yani felaket yiyor. Ya 500 olmasın 50 tane olsun. Maç başına 5 tane VAR kararı çıksın olumlu. Orta hakem hakkını yiyor mudur? Yiyordur. Ama VAR'dakiler uyarıyor demek. Doğru mu? Aynı şekilde VAR kararıyla bir takım 10 tane penaltı alsa bak. 10 tane penaltı alsa. VAR kararıyla. Siz buna ne dersiniz? Aa bak işte orta hakem çalmıyor. Adam sağdaki hakem bunların penaltısını bile vermiyor lan. Yani VAR'dakiler veriyor. Bak demek ki o kadar kesin net bir delilli bir pozisyon ki VAR çağırıyor. Bu da vermeden duramıyor yani. Hani en ufak sıyıracak bir şey olsa vermez diyeceksiniz. Doğru mu? Yine baktığın zaman yani X takımının aleyhine hakemler çalışıyor demek. Yine benzer bir şekilde VAR kararı ile X takımının rakipleri 10 maçta 20 tane kırmızı kart görse. Mesela Fenerbahçe Başakşehir maçı. VAR kararıyla 3 tane Başakşehir oyuncu kırmızı kart görse. Ben buna şunu derim. Ah orta hakem Fenerbahçe'nin aleyhine çalışıyor. VAR'da diyor ki arkadaş Allah'tan kork be. Buna da kırmızı vermeyeceksin diyor. Demek ki VAR'dakiler adil, orta hakem adil değil derim. Buraya kadar tamam. Bu sefer şöyle yapalım. X takımına 20 tane penaltıyı orta hakem verdi. 20 tane penaltı aldı 10 maçta. Maç başına 2 penaltı. VAR inceledi. Dedi ki hani inceledi. Hani VAR incele dedi. Gel incele biz bunda bir şüphe bulduk. Ama hiçbirinde karar bozulmadı. Bu ne demek oluyor? VAR'dakiler bu takıma operasyon çekmek istiyor. Ama orta hakemler buna izin vermiyor. Haksız mıyım? O halde yok şu kadar penaltı aldı. Yok rakibine şu kadar kırmızı kart verildi. Tablolar koyma al kullanıyorlar. Şöyle böyle. Bu hangi zekanın mahsulü? Ya şu kadar VAR kararından hepsi olumlu çıkmış. Hakemler kolluyor demek. Bu tezattır. Bu abeste iştigal etmektir. Bu saçmalamaktır. Ama bununla kalsa yine iyi. Ya utanmadan Galatasaray'ın resmi hesabı Fenerbahçe'nin verisini çalmış ya. Verisini değiştirmiş ya. İnanabiliyor musunuz ya? İnanabiliyor musunuz? Ya her sayfa şimdi paylaşmaya başladı ya. Ya her sayfa paylaşmaya başladı. Her sayfa. Çıkmış diyor ki bir tane Galatasaray yöneticisi Fenerbahçe'nin her maçında rakipler kırmızı yiyor işte bilmem ne oluyor falan filan her maçta penaltı oluyor. Tamam. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev maçını oynuyor. Dinamo Kiev 10 kişi kalıyor. Ren 10 kişi kalıyor. Larnaka 10 kişi kalıyor. Fenerbahçe 4 maçta 3 tane penaltı kazanıyor. Yani düz mantık aptal anlatır gibi anlatırsak şöyle soru soralım. UEFA'da da mı kullanıyor derler adama. Hem de Ren. Yani şu o Ren takımının bu ligde yenemeyeceği herhangi bir takım var mı? 8 senedir Fenerbahçe şampiyon zaten. Şimdi hücum istatistiklerinde zirvedeyiz demiş yine Erden Timur. Ya Allah aşkına bir takım 28 tane gol atmış. Gol ortalaması 3.11. Öbür takım hücumda en iyiyiz diyen takım 9 maçta 10 gol atmış. Fenerbahçe'nin bir futbolcusu 10 gol atmış. En fazla net pozisyona giren Fenerbahçe 37 kez girmiş. Gol beklentisi 19.56. En az rakibe şut fırsatı tanımış 72 kez. Ve Fenerbahçe'nin diğerlerinden bir maçı eksik.
Yetiyor mu? Yetmiyor. Kaçan büyük fırsatlar şu kadar. 37 tane pozisyona girmiş. Yani net pozisyona girmiş. 20'si kaçmış. Ona rağmen böyle olmuş. 810 dakika. Fenerbahçe 9 maçta. 810 dakikada 4 VAR kararı verilmiş olumlu olarak. Bu 810 dakikada Fenerbahçe yaklaşık 1050 kilometre mesafe kat etmiş. 80 kilometre, saatte 20 kilometre ve üzeri koşu yapmış. 128 şut atmış. En çok pozisyona giren takım olmuş. %21.9 ile şutları gole döndürme oranı en yüksek takım olmuş. Galatasaray, bak Fenerbahçe 21.9 iken Beşiktaş 13.4, Galatasaray 6.3 diyor Doktor Gürkan Kubilay. Bitiyor mu? Bitmiyor. Yangın, yangın üstüne. Tekrar tekrar veri bankaları, spor verilerine uğraşanlar, işte optacılar, şunların hepsi paylaşmış. Bakın resmi olarak Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki gol beklentisi 19.56 diyor. Penaltısız gol beklentisi 15.61, veriler optadan alınma. Beşiktaş 17.71 toplam, penaltısız 15.34. Bakın. Trabzonspor 14.85, penaltısız 12.49. Galatasaray 14.75, penaltısız 13.96. Şimdi bunu sizin vicdanınıza bırakıyorum. Ben Fenerbahçe'ye bir çözüm önerisinde bulunuyorum. Fenerbahçe bu olaydan karlı mı çıkmak istiyor? İki şey. Sadece iki şey lazım. Sadece ya sadece. Sadece iki şey lazım. Bir, Başakşehir maçını kazanmak. Fenerbahçe 1-0 kazansın ya. Ya Başakşehir'in oyuncu kendi kalesine atsın. Hiç mühim değil. 1-0 kazansın. Bir. İki, bu maçta tribünde Aziz Yıldırım'la Ali Koç yan yana maçı izleyecekler. Barıştık diyecekler. Maç bitiminde sarılarak poz verecekler. Bakın bakalım medya o andan itibaren ne yapacak? Bir bakın. Ya çıkmış Erden Timur diyor ki 15.43'te yani saat 3.43 geçe öğleden sonra Fenerbahçe'nin adını vermedik, üzerlerine alınıp cevap verdiler. Teşekkürler diyor. Gürkan Ak sağ olsun müthiş bir soru soruyor. 15.58'de bu açıklamadan 15 dakika sonra diyor ki ya Fenerbahçe'yi atıp tutuyoruz ama lider Adana Demirspor sadece bir penaltı kazanmış, ne diyorsunuz diyor. Adana Demirspor mu kullanıyor? Hani sorununuz onlarla mı diyor. Hayır hayır, Adana Demirspor'la sorunumuz yok, gösterdiğimiz takım Fenerbahçe diyor. Ya bu nasıl bir kıvırma? Bu nasıl bir şey? Nasıl bir olay? Etmeyin, eylemeyin ya. Ya yapmayın, etmeyin. Büyük şans yakalamada Fenerbahçe 37, Alanyaspor 29. Bu arada Galatasaray Alanyaspor maçı var. Muhtemelen büyük şans yakalayan rakibine karşı bir şans elde etmek istiyor. Galatasaray 10. sırada 18 ile. Düşünün Kayserispor 20. Kasımpaşa o 6 attığımız 22. Kaçan büyük fırsat. Konyaspor 21 fırsat kaçırmış. Fenerbahçe 20 kaçırmış. Alanya 19 kaçırmış. Kasımpaşa 15 kaçırmış. Galatasaray 6. sırada 13. Ya inanabiliyor musunuz bak? İnanabiliyor musunuz? Gol beklentisinde Galatasaray 5. sırada 10 gol atmış zaten. Yani 14.8 gol beklentisi varken 10 gol atmış. Fenerbahçe 19.6 gol beklentisinin 28 gol çıkartmış. Hocam bu şike değil mi? Buradan böyle bir şey. Bu şöyle bir şey. Hatayı değerlendirme diye bir şey var. Yani ortada hiç nasıl diyeyim, gol pozisyonu yokken rakibin hatası. Ne bileyim, mesela İrfan Can'ın attığı gol Ankara Gücü'ne. Adam gidiyor yumruklayayım diyor. Yumruklarken bacağının altına çarpıp gidiyor, gol oluyor mesela. Hiç gol beklentisi yok ortada. Hiç yok ortada. Anlatabiliyor muyum? Bu işte. Bu işte. Ya da sahipsiz bir top var ortada. Fenerbahçe oyuncusu daha önce hareket edip vuruyor, gol yapıyor. Bu işte. Uzun lafın kısası, lütfen Fenerbahçe Spor Kulübü. Bakın biz bu filmi yaşadık. Biz bu filmin kralını yaşadık. Bir de megafonla falan konuşurlarsa tam olacak. Yani şu yalanlardan, şu kötü şeylerden, kötü enerjilerden bir kurtulma vakti geldi de geçiyor. Etmeyin, eylemeyin. Bakın başka Fenerbahçe yok. Ben takımımın bu tip şeylere takılmasını istemiyorum. Odaklanın. Başakşehir maçına odaklanın. Futbola odaklanın. Bakın ne güzel. William Araujo iyileşmiş. William Araujo, Emre Mor takımla çalışmaya başlamış. Joshua King tam olarak iyileşmemiş ama kimse Joshua King'i aramıyor. Mert Hakan Yandaş, Luan Perez hala sakat. Kimse bunlar nerede demiyor. Öyle bir Fenerbahçe. Düşünsenize bak. Galatasaray'ın bel kemiği iki tane.
3 tane 4 tane oyuncuyu çek al. Herkes diyecek ki bunlar nerede? Ya bunlar nerede diyecek. Beşiktaş mesela şu an neyle uğraşıyor? Beşiktaş TMSF'ye düşerse satın alacağını demiş Ethem Sancak. Kulüpten ihraç etmişler. Beşiktaş'ın uğraştığı şey bu. Trabzonspor bir şekilde UEFA'da o Monakolu gruptan lider çıkma derdine, çabasına düşmüş, etmiş. Ama gelin görün ki arkadaşlar, biz nelerle uğraşıyoruz? Rakipler nelerle uğraşıyor? Ben hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kanalda olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Yani elimden geldiğince size doğru bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Bakın, topla tüfekle saldırıyorlar, sosyal medya olarak saldırıyorlar vesaire vesaire. Ama Fenerbahçe taraftarının futbola bakış açısı gerçekten takdire şayan. Bakın, Fenerbahçe taraftarını Galatasaray taraftarından ayıran en büyük özellik bu. Ligde 10 gol atmış, böyle iğrenç top oynayan, kısır bir top oynayan Galatasaraylıların bile maçın içinde uyuyoruz dediği, ikinci ligde 14. sıradaki takıma 7 tane atmış diye, işte hani biz bunlara 7 tane atmış olsak, bu şekilde bir futbol sergilesek, işte 9 maçta 10 gol falan atsan, yani hakemler, VAR, TFF, Beyin Sports falan desek, taraftarımızın %70'i istifa derdi. Nitekim dediler de, dedik de, ben de dahil. Ya işinize bakın dedik. A Plus hoca getirin dedik. Söğüş var dedik. Söğüşlüyorlar dedik. Ya gelen hiçbir hocayı da hani kendini kanıtlamadan beğenmedik. Ha, tek sıkıntı ne? Misal İsmail Kartal iyi gitti. Lan acaba dedi birileri. Acaba kalsa mı, boşuna para harcamasak mı dedi. Öbürleri de ki sakın ha. Sakın. Azıcık bir güneşi gördünüz mü diyorsunuz ki tamam, hava sıcaklığı 70 derece. Öyle bir dünya yok. Yani öyle bir dünya yok. Biz Fenerbahçe'yiz. İşimize bakalım. Fenerbahçe'mize odaklanalım. Sahaya odaklanalım. Gerçekten söylüyorum. Bak, Jorge Jesus'un en sevdiğim tarafı şu. Ya adam geldi geleli ağzından hiç hakem lafı duydunuz mu? Ben duymadım. Ve ben ısrarlı bir şekilde şey dedim, hani Mustafa Hoca yine bildi köşemizde. Bak, gelmeden diyorsun ki Jesus hocam ben hakemlere takmam, sahada varlığımızı gösteririz. Bu lafını yedirtirler sana. 5. haftada yedirtirler dedim. Adam yemedi lafını. Mustafa Hoca bilemedi bu sefer. Şekip Mosturoğlu bir paylaşımda bulmuş. Oraya da yazdım. Değerli Şekip abim dedim. Bakın, elinizi ayağınızı öpeyim. Az Yıldırım Başkan'a deyin ki Fenerbahçe için tam zamanı. Bugün değilse ne zaman deyin. Ya cumartesi stada gelecek. Ali Koç'la birlikte maçı izleyecek. Maçı kazanalım. Ya tüm meczuplar lal olur ya. Bir daha konuşmazlar ya. Al. Rakip böyle susturulur. Rakip böyle susturulur. Anlatabiliyor muyum? Başka türlü susturamazsın. Başka türlü şey yapamazsın ya. Yani aha görüyorsun. Aha görüyorsun ya. Rakibin nelerle uğraşıyor. Ya Fenerbahçe olarak sen takımla ilgilen. Takımla ilgilen. Lütfen. Lütfen. Yani yok Türkiye'nin kuruluşu 100. yıl şöyle böyle. Geçiniz abi. Geçiniz. 100. yılı öyle kutlamayacaksın. Şampiyon olacaksın Fenerbahçe olarak. Futbolda, basketbolda, kadın basketbolda, kadın voleybolda, Euro Lig'de, inşallah Allah nasip eder UEFA Avrupa Ligi'nde vesaire vesaire. Kupaları dizeceksin. Diyeceksin ki biz Cumhuriyet'in takımıyız. Alın. Bitti. Küfürden de beter, hakaretten de beter ama cezası yok. Bitti. İnşallah Fenerbahçe akıllanır. Bu sisteme döner. Bakın, bizde gelişme var, düzelme var. Normal şartlarda Ali Koç'un da gündem özel programı yapıp bunlara cevap vermesi lazımdı. Sakın. 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 O megafonlu falan filan bölümler şu bu. Yani anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.